Arkadaşlar merhabalar, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Haftalık açılışta piyasalarda durgun hareketler söz konusu. Çünkü veri akışı olarak, haber akışı olarak kıt bir haftaya başladık. Sadece bu hafta Cuma günü her yıl gerçekleşen bir Jackson Hole toplantısı var. Fed Başkanı Powell'ın o toplantıda yapacağı açıklamalar önemli olacak. Piyasalar Fed'in 50 bas puan faiz indirimi uygulayabileceği yönünde açıklamalar gelebileceğini düşünüyor. Yani şu an mesela Fed 25 bas puan faiz indirimin sinyalini verse de bu toplantı sonrasında Powell'ın yapacağı açıklamalarla beraber 50 bas puan gibi bir ihtimalin daha ağır basacağını düşünmeye başladı piyasalar. Ha bunun iyi yanı da var, kötü yanı da var elbette. Mesela 50 bas puan uygulandığı zaman ilk etapta hamlenin uygulandığı saatlerde belki birkaç günde piyasada yeşil mumlar olsa da sonrasında yine Fed'in panik olduğunu düşünebilecek bir yatırımcı grubu söz konusu. İşte ne oluyor? Gerçekten de sert bir resesyon mu geliyor? Fed bu yüzden mi 25'i 50'ye çıkardı gibi fiyatlamalar olabilir. Ama bunların tamamı zaten kısa vadeli stres olur, kısa vadeli rölanti olur. Sonrasında yine piyasalar faiz indiriminin gerçek etkisini hissetmeye başladığında, likitte arttığında, Fed para basmaya başladığında yine bu para tekrardan piyasalara uğrar. Önce geleneksel endeksler, akabinde kripto ve diğer riskli varlıklarda da risk iştahının arttığını görürüz. Yani bu etapta aslında beklemek dışında, yani yatırımcı dediğimiz grubun beklemek dışında yapabileceği bir şey yok. Çünkü orta vadeli görünüm oldukça pozitifken kısa vadede bu tarz küçük çaplı riskler masada. Bu riskler piyasalarda büyük çöküşleri beraberinde getirmez. Yani buradan bir ayı sezonu çıkarmaz. Buradan devasa düşüşleri tetiklemez. Ama en azından kısa vadeli olarak yatırımcıyı yıpratır. Resesyon dediğimiz ABD tahvillerinin yukarı gitmesi dediğimiz, daha doğrusu aradaki o farkın sıfır üzerine atma dediğimiz noktada resesyonun biraz daha fiyatlanması söz konusu olacaktır. İşte bu etapta belki piyasalarda biraz çalkantı yaşanır. Yine yatırımcı yıpratılır, bıktırılır ama orta vadeli süreçte, uzun vade bile değil, orta vadeli süreçte görünümün oldukça pozitif olduğunu söyleyebilirim. Fed Başkanı'nın yapacağı açıklamalar ve önümüzde gerçekleşecek olan Eylül ayındaki Fed toplantısı ile ilgili aklımızın bir köşesinde tutmamız gereken konular bunlar. İlerleyen haftalarda zaten daha detaylı şekilde konuşacağız. Teknik anlamda Bitcoin'in durumuna baktığımızda o yine bildiğimiz gibi olduğu yerde saymaya devam ediyor. Yani ABD piyasalarında mesela durumlar çok daha pozitif. Nasdaq direnç alanlarını zorluyor. Dip alanlardan oldukça güzel tepki hareketleri geldi. Ha oransal olarak baktığımızda Bitcoin'de de var bu hareket. Bitcoin de hızlı bir şekilde yukarı gitti. Ama burada bir tıkanma söz konusu. Hatırlarsanız yine son videolarda 63.500 seviyesinin öneminden bahsetmiştim. Bu bölge yukarı yönlü geçilmediği sürece buradaki sıkıntılı süreç teknik anlamda devam eder. Yani Bitcoin oldukça geniş bir bantta aşağı yukarı hareketlerini devam ettirebilir. Bu hareketler ne kadar sürer? Bunu kestirmek kolay değil. Mesela Fed faiz hamlesini uygulayana kadar eğer 63.500 üzerine atmamışsak bu buradaki riski biraz daha arttırır. Ha şunu tekrardan söylemekte fayda var. Riskten kastım devasa büyük düşüşler, uzun vadeli düşüşler değil, piyasadaki yatırımcıyı yıpratmaya, bıktırmaya yönelik olan hareketler olacaktır. Burada aşağıda benim bir mor kutum var. Bu kutu illaki fiyat buraya gelecek demek değil ama sert bir düşüş senaryosunda da buradan dönmesi gerekiyor diye düşündüğüm alan olarak nitelendiriyorum. Ve 63.500'ü de önemli bir direnç alanı olarak görüyorum. Bu bölge üzerine atıp tutunduğunda Bitcoin hem altcoin'lerde hem Bitcoin'de daha istekli hareketler göreceğimizi de hatırlatmak isterim. Şimdi işin altcoin'ler tarafına bakacağız ama öncesinde bu orta vadeli görünümün pozitifliğini biraz daha açmak istiyorum dostlar. Altcoin'ler fazlasıyla erimişken, piyasada korkunun zirve yaptığı dönemlerden geçiyorken tabii ki bazı önemli verileri konuşmak gerekiyor. Yatırımcının umudunu kaybetmemesi gerekiyor. Çünkü o güzel yükselişler, sert yükselişler, altcoin'ler tarafındaki FOMO ortamının ben uzak olmadığını düşünüyorum. Her döngünün kendine has dinamikleri vardır. Geçen döngülerde yaşanan şeylerin
bu döngüde de yaşanacağının bir garantisi elbette yoktur. O yüzden biraz daha farklı bir döngü içerisindeyiz. Ama bu döngünün içinde de yine para dönüp dolaşıp altcoin'lere uğrayacaktır. Bunun tabii ki en önemli sinyallerinden birisi global likitte endeksi dostlar. Global likitte endeksinin bir cycle'ı, bir döngüsü vardır. Ve bu döngüde genelde para arzı arttıktan sonra enflasyon fırlar. Enflasyon fırladığında merkez bankaları devreye girer. Parayı çeker, faizi arttırır, piyasaları düşürür. Sonra döngü tekrar başlar. Şu anda döngünün neresindeyiz dediğimizde ise tekrardan likiditenin artacağı, artmaya başladığı döneme girdiğimizi de görüyoruz. Keza şu anda bile artık burada yukarı yönlü bir hareket söz konusu kısa vadede. Muhtemelen önümüzdeki süre zarfı içerisinde, yani bir yıl içerisinde mesela yukarı yönlü likiditenin artışını izleyeceğiz. Hem Fed'den gelen açıklamalar, hem piyasanın beklentisi, hem de önümüzdeki veriler bunu gösteriyor. Enflasyon %3'ün altına indi, faiz indirimine ramak kaldı. Bir de bunun üzerine gevşek para politikası, yani para basma dönemi eklendiğinde global likiditenin artmasıyla beraber piyasalarda coşku dediğimiz ortamda elbette oluşacaktır. Bu kısa vadede yukarı yönlü bu harekete baktığımızda, bunu biraz daha yakından incelediğimizde ise M2 dediğimiz para arzı ile Bitcoin arasında da minör bir ayrışma olduğunu görüyoruz aslında. Para arzı yukarı yönlü giderken Bitcoin bir süredir konsolide ediyor. Mesela bunu trading grafiğinden baktığımızda şu alandaki hareket aslında bize şuradaki hareketi gösteriyor diyebiliriz. Bu hareket buradaki hareketin aynısı. Yani Bitcoin hala burada konsolide etmeye devam ederken global likitte artıyor. Bu da bize diyor ki bir süre sonra Bitcoin bu likiditeyi takip edecek. Geçmişte de bunun aynısı yaşandı. Sonuçta arzı sınırlı bir üründen bahsediyoruz. Yani para artıyorsa, dolar miktarı artıyorsa Bitcoin'in yukarı yönlü gitmesi kaçınılmaz bir senaryo oluyor. Aynı durum tabii ki arzı kıt olan, durmadan arza ya sirkülasyona arz sokmayan altcoin'ler için de geçerli. Bir süre sonra Bitcoin'den para çıkıp altcoin'lere akmaya başladığında arzı kıt olan altcoin'lerde de daha güzel hareketler göreceğiz. Keza aylardır, hatta belki de yıllardır bu kanalda tokenomics konusunun üzerine bu kadar sık değinmemin nedeni de bu dostlar. Bu global likiditenin artacağı dönem piyasalarda yeni zenginlerin, nesillik servetlerin oluştuğu dönemler oluyor. Bu dönemlerden maksimum faydalanabilmek için de hem teknoloji tarafında FA olarak hem de tokenomics tarafında müsait olan ürünleri seçmek gerekiyor. Elinizde bulundurduğunuz altcoin'lerin enflasyonu yüksekse, uzun süredir elinizde tutuyorsanız dahi bu ürünleri enflasyonu düşük olan, arzı sınırlı olan altcoin'lerle değişmekte, takas etmekte tereddüt etmeyin. Yatırımınıza aşık olmayın. Hepimiz hata yapıyoruz, herkes hata yapıyor. Sepette çeşitlilik önemlidir. Yani tek bir altcoin ile, iki altcoin ile, hatta üç altcoin ile bile yola devam edilmez. İlla ki o sepeti daha da diversify, yani çeşitlendirmeniz gerekiyor. Ve bu açıdan da tokenomics'i her zaman ön planda tutun derim. Bu global para arzındaki yukarı yönlü hareket muhtemelen önümüzdeki bir yıllık süreçte devam edecek. Bu da Bitcoin tarafında yukarı yönlü hareketi tetikleyen en majör grafik olacak. Bana göre tüm grafiklerin hepsini önümüze koyarsak en önemli grafik M2 dediğimiz para arzı grafiğidir. Çünkü para arzı arttığında kaçınılmaz son olarak arzı sınırlı olan ürünler yukarı yönlü gitmeye başlar. Altcoin'ler tarafına da kısaca bir değinelim. Yani buradaki önemli endekslere bakalım. Sonrasında altınla ilgili de kısa bir yorum yapmak istiyorum. Bu ara en çok sorulan yatırım enstrümanlarından birisi oldu. Altcoin tarafında Bitcoin fiyatı nasıl aynı alanda sürünüyorsa dominans da aynı durumda. Dominans da bu bölgede hareketine devam ediyor. Benim lokal tepe olarak gördüğüm bir alan burası. Yani üzerine doğru iğneler atsa da dominansın bu bölgede çok uzun süre tutunamayacağını düşünüyorum. Bir süre sonra dominanslı aşağı yönlü hareketler gelecek. Geçmiş verileri incelediğimizde mesela son 4-5 ayda bu konuya da birkaç kere değindim. Altcoin'lerdeki majör hareketler genelde Bitcoin ATH'ını geçip üzerinde sağlıklı şekilde tutunduğunda yaşanıyor. Mesela bu sefer
Son ATH'ı geçtik ama doğru dürüst bir tutunma olmadı. Bitcoin geri çekildi, hala o alanda konsolide ediyor. Bunun nedeni de piyasaya yeni yatırımcının girmesi. Yeni yatırımcı içeri girdiğinde Bitcoin değil altcoin'lere abanıyor. Parayı oradan kazanacağını düşünüyor. Tabii ki yanılmıyor ama onların arasında para kazananlar da %5'i %10'u geçmiyor maalesef ki. Çünkü tepelerden yatırım yapanlar oldukça fazla oluyor. Zaten fiyatları tepeye çıkaranlar da onlar oluyor. Velhasılı kelam bir sonraki Bitcoin yükseliş hareketinde işte bu kısa vadeli rölanti risk ortamı dediğimiz süreç bittiğinde Bitcoin ATH'ını geçtiğinde altcoin'lerin çok daha istekli şekilde dominansı geri çekecek şekilde yukarı yönelik gideceğini düşünüyorum. Yani Bitcoin dominansının nefesi artık tükeniyor. Gidecek çok uzun bir alanı da kalmadı. Majör altcoin'imiz olan Ethereum tarafında da yine ETH-BTC paritesi hala olduğu yerde saymaya devam ediyor. Haftalık bazda özellikle baktığımızda pozitif uyumsuzluklar olduğunu da görüyoruz. Keza bu da bize Ethereum'un önümüzdeki süreçte Bitcoin'den daha iyi performans göstereceğini aslında gösteriyor. Teknik anlamda gerekli sinyaller var. Temel anlamda Ethereum ETF'i de zaten onaylandı. Oraya doğru da para akışı global likiditenin artmasıyla beraber hızlanacaktır. Ethereum'un yürümesi de bir süre sonra altcoin'lerin tabii ki yürümesini tetikleyecektir. O yüzden orta vadeli yatırımcının umutsuz olması gereken herhangi bir durum söz konusu değil dostlar. Bir bir altcoin grafiklerine şu an bakmıyorum. Öyle bir dönemde değiliz. Zaten hepsinden topyekün tepki hareketleri, yukarı yönlü hareketler bekliyoruz. Bunu canlı yayınlarda daha sık yapacağız önümüzdeki süreçte. İnşallah yükselişlerin başlamasıyla beraber tabii ki. Altınla ilgili de kısa bir yorum yapmak isterim. Keza altın burada rekor alanlarda fiyat hareketini sürdürüyor. Yukarı yönlü gitmeye devam ediyor. Ve altının hala önünün açık olduğu kanaatindeyim ben dostlar. Altın zaten sepette bulundurulması gereken emtialardan birisi. Ha ben her zaman gümüşü bir adım önde tutuyorum. Yani gümüş benim için emtia bazında altından çok daha iyi bir fırsat ürünüdür. Ama altın da tabii ki en popüleri, en güvenilir limanı. Globalde hala paranın güvenli limanlara aktığını gösteren bir indikatör altın grafiği aynı zamanda. Bu bize o kısa vadedeki risk ortamını veya stres ortamını da aynı zamanda gösteriyor. Altının önümüzdeki süreçte yukarı yönlü hareketi gayet olağan duruyor. Yani teknik anlamda price discovery dediğimiz yeni fiyat arayışlarında olduğu için herhangi bir direnç çizmenin çok bir anlamı yok. Ama burada oluşturmuş olduğu boğa bayrağı yapısının mesela hedef bölgesine baktığımızda da aslında yaklaşık olarak 2700'lü seviyeleri gösterdiğini de söyleyebilirim. Yani bu bölgelere kadar ons altının önümüzdeki süreçte hareketini devam ettirmesi oldukça olağan duruyor. Tabi sadece buraya bir bayrak çizip bununla onaylayamayız böyle bir hareketi. Global bazdaki talebe de bakmak lazım. Keza merkez bankalarının altın alımları hala rekor seviyelerde seyrediyor. Burada gördüğünüz üzere mesela 2009 yılına kadar merkez bankalarının altın alımları oldukça düşük seviyelerdeyken fiyat da konsolide ediyordu. Fakat sonrasında yukarı yönlü hareketle beraber burada altının da rekor seviyelere gittiğini görüyoruz ve merkez bankaları hala durmadan altın almaya devam ediyor. Bu trend muhtemelen bir süre daha devam edecek. Çünkü onlar da resesyon dediğimiz o kısa vadeli rölanti ortamının farkındalar. Uzun süredir farkındalar. Biz geçen yıl konuştuğumuzda dahi mesela onların burada altın alımına devam ettiğini görüyoruz. Bu sürenin dediğim gibi uzun bir ayı sezonu olacağını ben düşünmüyorum. Zaten şu anda ayı sezonunu anımsatan herhangi bir hareket global endekslerde de söz konusu değil. Ama kısa vadede rölanti olduğu da bir gerçek. Mesela demin videonun başında söylediğim ABD tahvillerinin arasındaki fark verisine baktığımızda hala sıfırın üzerine çıkmadığımızı görüyoruz. Yukarı yönlü ilk hareket burada piyasalarda zaten belli bir stres ortamı oluşturdu. Bir de bu sıfırın üzerine çıktığımızda bir stres ortamının daha oluşması oldukça muhtemel. Tarihsel veriler de bize zaten bunu gösteriyor. Ama sonrasında yaşanan bu düşüşler de beraberinde oldukça güzel bir boğa sezonunu getiriyor. Biz de bu yüzden sabırlı bir şekilde bekleyeceğiz. Bu dönemde yatırımcının yapması gereken bir miktar nakiti kenarda bulundurup olası bir fırtınaya karşı genel yatırımı da üzerine yapması gerektirir. Keza benim de zaten yaptığım bu. Küçük bir miktar nakit bulunduruyorum. Son altcoin hareketlerinde aldığım karlarla, daha doğrusu sattığım ürünlerle beraber
Geri kalanının da üzerine yatıp beklemeye devam ediyorum. Sabırlı olalım dostlar. Çoğu gitti, azı kaldı. Yapacak bir şey yok. Yani bu saatten sonra artık sadece beklemek geliyor elimizden. Umuyorum ki güzel günler bizi bekliyor. Bugünlük bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.